mektuplarınızdan, sosyal medyada her gün çıkan açıklamalardan okumuşsunuzdur. Yine de yer verdiğinizi göremedik. Onlarca konuya değindiğiniz programınızda. Haftalarca haber yapılan Sinan Ateş ya da sokak hayvanları kadar olsun haber değeri yok mu? Gün gün ölüme giden bir devrimci tutsağın, Nurettin Kaya'nın. Cevabınızı bekleyeceğiz ama bilin ki Nurettin'in uzun uzun bekleyecek zamanı kalmadı. Bu şekilde devam eden çarpıcı satırlar bunlar sevgili izleyiciler. Ve Bülent Bağcı'ya her şeyden önce buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Böylesine aynı zamanda bir uyarıda bulunduğu için. Elbette bir takım gelişmelerden haberimiz de yok değil. Ancak dediği gibi gerçekten buna daha belirgin bir biçimde yer verebilirdik. Şimdi bu meseleyi konuşmak üzere tabii Sayın Bülent Bağcı'yla bağlantı kurma imkanımız yok yani bu koşullarından dolayı. Ancak Sayın Ali Yakut var, açlık grevi direnişçisi. Ve kendisiyle bu mesele nedir? Yani neden böyle bir eylem söz konusu? İşte bu bir takım cezaevi tipleri var ve de kuyu tipi olarak adlandırılan tipler bunlar. Bunlar nedir, ne değildir? Böyle bir konuşalım istedik, bu konuyu gündeme getirelim istedik. Günaydın Sayın Yakut. Günaydın, merhaba. Merhaba. Evet, Sayın... Yani Bülent Bağcı'nın mektubunun bir kısmını aktardık. Burada tabii anlattıkları gerçekten bizim elbette gazeteciler olarak üzerinde durmamız, kamuoyuyla paylaşmamız gereken şeyler. Ve şimdi bu konuyu sizle bir konuşalım. Nedir mesele tam olarak? Bir anlatır mısınız lütfen? Yani ben Şubat ayında tutuklandım mesela. Şubat Evet. ayından geçtiğimiz 25 Temmuz'a kadar Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutuklu kaldım. Buralar aslında bizim kuyu tipi dediğimiz hapishaneler. Evet. Çünkü hem mimari yapısı itibariyle hem de uygulamaları itibariyle tamamen tecriti esas alan ve devrimci tutsakların düşüncelerini teslim almaya yönelik inşa edilmiş hapishaneler. Aynı zamanda devrimci tutsakların düşüncelerini teslim almaya yönelik inşa edilmesinin yanı sıra aslında insanı insanlıktan çıkaran bir yapısı var bu hapishanelerin. Şöyle gözünüzde canlansın anlatayım size. Tek kişilik hücreler var bu hapishanelerde. Evet. 5 adımlık hücreler bunlar. Yani siz sadece tek başınıza 5 adımlık bir hücredesiniz. Bu hücreye güneş vurmuyor. Sadece bir tane penceresi var. Bu pencerede demir parmaklıklar var. Demir parmaklıkların yanı sıra tel örgü var. Bu tel örgüden parmağınız bile geçmiyor sizin. Yani aslında havanın bile içeri girmediği hapishaneler buralar. Örneğin Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde sürekli su kesintileri oluyordu. Suyun gidip de 2 gün, 3 gün gelmediği oluyordu. Bununla beraber hücrede kapının yanında megafonlar var. Gardiyanlarla bu megafonlar aracılığıyla iletişim kurmanız isteniyor. Yani aslında insan yüzünün, insan sesinin yasak olduğu, havanın yasak olduğu, güneşin girmediği, güneşin yasak olduğu, suyun yasak olduğu bir yerdesiniz. 5 adımlık aslında bir kuyudasınız, bir tabuttasınız. Yani bu şekilde aslında tüm insani değerlerinizden, tüm devrimci değerlerinizden, düşüncelerinizden, kişiliğinizden sizi arındırmak istiyorlar. Sizi aslında teslim almak istiyorlar. Böyle bir onursuzluk dayatıyorlar. Örneğin bizim ailelerimize uzak hapishaneler bunlar. Yargılandığımız mahkemelere uzak hapishaneler bunlar. Hem yargılandığımız davalara bile bir katılamıyoruz, sürgün ediliyoruz. Hem ailelerimiz ziyaretimize gelemiyor. Ziyaret hakkımız böyle doğal bir şekilde engellenmiş, gasp edilmiş oluyor. Bir yandan da tecritle insanlık dışı bir saldırıya sürekli her saniye, her dakika devam eden bir işkenceye maruz kalmış oluyoruz. Orada mesela haftada bir biz adli tutsakların çığlıklarını duyuyorduk. Kafalarını duvarlara vuruyorlardı. Kafalarını kapılara vuruyorlardı. Yani insanları delirtebilecek hapishaneler ve hiçbir insana uygun olmayan, hiçbir insanın barınamayacağı hapishaneler bunlar. Ve aslında bu hapishanelerin emperyalizmin bir projesi olduğunu biliyoruz. Aslında Türkiye'deki Anadolu halklarının direnişini, adalet mücadelesini
teslim almaya yönelik inşa edilen hapishaneler bunlar. Yani diyor ki size, siz adalet mücadelesi verirseniz, siz açlığa, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı mücadele ederseniz ben sizi böyle tabutlara, böyle kuyulara gömerim diyor emperyalizm. Biz bunu kabul etmiyoruz. Devrimci düşüncelerimizi teslim almaya yönelik olan insani değerleri yok sayan ve her saniyesi, her dakikası, her saati aslında tecrit işkencesiyle dolu hapishanelere kabul etmiyoruz ve böyle bir yere atıldığınız zaman, böyle bir kuyuya aslında direnmemek elde değil. Yani sesinizi duyurabilmeniz için açlık grevi yapmanız gerekiyor, ölüm orucu yapmanız gerekiyor. Çünkü hapishanenin uygulamaları da tamamen tecrite yönelik. Yani kitabımızı engelliyor, sakıncalı buluyor. Mektubumuzu engelliyor, sakıncalı buluyor. Benim mesela milletvekiline yazdığım mektubu sakıncalı buldu. Normalde bulamaz, yasa dışı. Benim milletvekiline yazdığım mektubun zarfını bile açamaz. Ama bize sürekli disiplin cezaları veriyorlardı. Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde. Mektup cezası, telefon cezası. Yani tamamen bütün uygulamalarıyla aslında işkencenin sistemleştirildiği hapishaneler buralar. Biz buna karşı açlık grevindeyiz, açlık grevindeydik. Ben açlık grevimin, süresiz açlık grevi direnişimin 100. gününde tahliye oldum. 100. gününde açlık grev direnişime ara verdim. Ancak şu an hala Buca Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde Oktay Kelebek ve grup yorum emekçisi Cem Dursun 165 gündür, 164 gündür süresiz açlık grevinde. Yine Kırşehir Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde grup yorum emekçileri Vedat Doğan ve Rezan Şengül, Rezan 130 gündür, Vedat 125 gündür süresiz açlık grevinde. Mektupta bahsettiğiniz Nurettin Kaya, Cemil Kurt, Alişan Gül aslında açlık grevi direnişini, ölüm orucu direnişini kazandılar. Evet. Zafer kazandılar. 18 Temmuz'da değil mi? Ya, şu anda Oktay abinin ve Rezzanların da aslında talepleri masum talepler, kabul edilebilir talepler. Ailelerine yakın ya da yargılandıkları bölgeye yakın başka hapishanelere sevk edilmek istiyorlar. Ve bu gayet makul, kabul edilebilir talepler. Ve sağlıkları şu anda çok kötü. Daha yeni aileleriyle telefonda görüştüler ve örneğin Rezzan ve Vedat 44 kiloya düştüler. Yani ben şu an açlık grevime ara verdikten sonra örneğin karaciğerimde sorunlar oluştu. Kalıcı sağlık sorunları yaşıyoruz. Hı. Zaten Kırşehir Hapishanesi İdaresi bizi birçok kere tehdit etmişti. Hı. Orada ben başgardiyanın ölüm tehdidine maruz kaldım. Grup yorum emekçisi olduğu için Rezan Şengül'ün parmakları kırıldı gardiyanlar tarafından. Yani Vedat Doğan Malta'da saldırıya uğradı. Fiziki saldırıya uğradı. Yani sürekli sistemli bir saldırı var bu hapishanelerde. Ve gerçekten de aslında size gelen mektupta bahsedildiği gibi biz devrimci tutsakların da tabii ki hayvanları çok seviyoruz ama sokak hayvanları kadar değerinin olması gerekir. Haber değerinin olması gerekir. Bu insanlık dışı hapishanelere karşı aslında Anadolu halklarının adalet mücadelesine, açlığa, yoksulluğa karşı mücadelesine emperyalizmin bir saldırısı olan, teslim alma saldırısı olan bu hapishanelere karşı herkes aslında sesini yükseltmeli. Yani açlık grevindeki arkadaşlarımız şimdi diyorum ya 44 kilo. Yani Adalet Bakanlığı arkadaşlarımızın ölmesini mi bekliyor? Hapishane idaresi bu kadar suç işliyor. Ölüm tehditleri oluyor orada, fiziki saldırılar oluyor. Her türlü, her saniye tecritin kendisi bir işkence zaten. Ve Adalet Bakanlığı sessiz, savcılık sessiz, infaz hakimliği sessiz. Aslında gün gün arkadaşlarımızın erimesini izliyor bakanlık. Şimdi yani buradan da şunu söyleyebilirim. Halkımız arkadaşlarımızın erimesini, grup yorum emekçilerinin gün gün erimesini izlemesin. Yani hapishane idaresini telefonla arayarak sorabilirler. Yani niye böyle işkence yapıyorsunuz, devam ediyorsunuz? Adalet Bakanlığı'nın telefonla arayarak nedir bu diye sorabilirler. Ve aslında bakanlığın da hapishane idaresinde buna verecek bir cevabı yok.
Bununla birlikte destek açlık grevleri yapabilirler bir günlük ve bakanlığın önüne gidebilirler. Bizim ailelerimiz birçok kere, benim annem de dahil olmak üzere, sesimizi duyuruyordu hapishanedeyken. Biz aslında aynı zamanda bu kuyu tipi hapishanelerin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü bunlar dediğimiz gibi Anadolu halklarına yönelik bir saldırı olmasının yanı sıra hiçbir insana uygun olmayan, hiçbir insanın barınamayacağı aslında kuyular, tabutlar. O yüzden biz kuyu tipi hapishanelerinde kapatılmasını istiyoruz. Evet. Peki. Bunun için yani kısa bir cevap rica ediyorum zaman açısından. Nasıl girişimleriniz var? Yani elbette bu çağrılar, bu eylemler, kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme çalışmaları var. Fakat bir sonuç almayı umuyor musunuz? Yani aslında tutsağın yapacağı şey, yapabileceği şey orada açlık grevi ve ölüm orucu. Çünkü orada aslında size yönelik her şeyi silaha dönüştürüyor. Hapishane İdaresi, Adalet Bakanlığı dedim ya, bir kitabı bile engelliyor. Doğru. Sizin orada elinizde olabilecek bu saldırıya karşı tek silah bedeniniz. Tutsaklar açlık grevinde, ölüm orucunda. Bunun dışında dışarıda da hayatla ailelerin kuyu tipi hapishaneler kapatılsın, kapatılması için imza kampanyası var. Her hafta çarşamba günleri Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklamaları gerçekleştiriliyor. Tutsak aileleri yine sürekli olarak destek açlık grevleri yapıyor. Hayatla aileler her pazartesi destek açlık grevleri örgütlüyor aslında. Bu noktada da Tayatlı ailelerin her hafta İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde kuyu tipi hapishanelere karşı yaptığı eylemleri aslında herkes gitmeli. Hapishane idaresini, dediğim gibi, Adalet Bakanlığı'nı aramalı, sormalı ve bu direnişe ses vermeli diyorum. Evet, peki. Sayın Halil Yakut, çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, işte bir taraftan memlekette Instagram ya da sokak hayvanları ile ilgili tasarı elbette önemsiz demiyorum. Ancak bunları konuşurken bir tarafta da işte böyle bir hayat var, böyle bir mücadele var, böyle bir alan var, böyle hiç yanından belki geçip de görmediğimiz bir mücadele söz konusu ve bununla ilgili olarak da maalesef yeterli ses çıkartılmıyor. Yani bir insan tamamen insani bir takım talepleri yerine getirilmediği için özellikle ölmesi istenerek tabii bu yapılmıyor. Bu da işkencenin bir türü, bir şekli. Bir insan yavaş